doğru önergesini haberleştiren haberlere bile erişim engeli getiriliyor. Ali Haydar Hakverdi'den söz ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, aynı zamanda bir hukukçu. Ali Haydar Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bütün konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Siz bu konuyu gündeme getirdiniz, soru önergesi de verdiniz. Bir kere nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? Siz orada gördüğünüz tabloyu bize anlatır mısınız? Bir paylaşım savaşı mı vardı? Evet, öncelikle olayın meydana gelişi, duyuluşu, duyulmasının engellenmeye çalışılması, yayılmasının engellenmeye çalışılmasından bahsedersek evet, olayın büyüklüğünü daha rahat anlayabileceğiz. Şimdi 20 Haziran Pazartesi günü Antep'te, Gaziantep'te Yılmaz Öztürkmen ve Mustafa Doğan İnal akraba. Yani dayı yeğen oluyorlar uzaktan. Ve iki akrabanın cenazeleri var. Mustafa Doğan İnal'ın da halası oluyor vefat eden. Ve bu cenazeye Mustafa Doğan İnal havaalanından geliyor, iniyor ve iddiaya göre, bakın vali yalanladı. Vali, ben orada yoktum. Ama var yok bu, mutlaka telefon kayıtlarından, görüntü kayıtlarından, hepsinden valinin var olup olmadığı çıkacaktır. Var yok bu iddia, bakacağız. Ama birlikte cenazeye geçerken daha önce husumeti olan bu akrabası Yılmaz Öztürkmen, daha önce beraber akrabalar, birçok iş yapıyorlar. Birçok ve Yılmaz Öztürkmen hakkında ciddi iddialar, ciddi isnatlar var. Yağma var, mala çökme var, adam yaralama var. Birçok iddia var. Şimdi bunların akrabalıkları ve eski dostluklarından sonra yeni meydana gelen bir paylaşım savaşından söz ediliyor Gaziantep. Ve hatta iddiaya göre diyor ki Mustafa Doğan İnan, öncesinde kendine de bir Adana'da saldırılı yapılıyor ve bu hiç kayıtlara geçmiyor. Karşılıklı husumet büyümesiyle beraber Mustafa Doğan İnal'a Yılmaz Öztürkmen diyor ki Gaziantep'e gelirsen seni vuracağım, öldüreceğim, şöyle yapacağım şeklinde ve bütün Gaziantep bunu biliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın avukatlığını yapan Mustafa Doğan İnal Gaziantep'e geldiğinde bir konvoyla cenazeye gidiyor. Cenazeye gidiş sırasında bir traktör ve birkaç arabayla yol kesiliyor. Ardından konvoya ateş açılıyor. Konvoyda yaralılar oluyor. Ama tekrar konvoy dönüyor. Mustafa Doğan İnan o gün, yani cenazeye defin sırasında gidemiyor. Akşam valiyle beraber taziyeye, defne gidemiyor. Ama şimdi 20 Haziran'da böyle bir olay Gaziantep'te yaşanıyor. Ne bir cerrahi numarası verilmiş, ne basına yansımış, ne bir yerel medya bunu haber yapmış, ne genel medya haber yapmış. Ertesi gün, salı günü biz aynı gün olayı öğrendik. Hem de yerel kaynaktan öğrendik. Ertesi gün bir soru önergesi verdik İçişleri Bakanlığı'na. Dedik ki Mustafa Doğan İnal'a ve valiye böyle bir saldırı olmuş mudur? Ve saldırının gerekçesi nedir? Üstü örtülmüş müdür? Bir cerrahi numarası verilmiş midir bu olaya dair? Yani bir emniyet soruşturma başlattı mı? Savcıdan bir talimat alıp bunu vesaire şeklinde bir soru önergesi verdik. Bunu da basınla paylaştık. Basınla ne zaman paylaştık? Çarşamba günü paylaştık. Çarşamba gününe kadar kamuoyu bu olayı hiç duymadı. Gaziantep yerel medyası da dahil. Şimdi bu çok ilginç değil mi? Üstü kapatılmak istenen bir olay olduğunu algılıyor. Basına yansımıyor, cerrahi verilmiyor vesaire. Bunun üzerine soru önergemizden sonra aynı gün aynı hızla İstanbul mahkemelerinden soru önergemizin haberleştiren haber sitelerine erişim engeli konuldu. Aynı gün hemen İstanbul Adliyesi'nden. O kadar hızlı ki haber yayılmasın istendi. Aynı gün Gaziantep valisi bizim Gaziantep milletvekilimiz Sayın Bayram Yılmazkaya'ya ben öyle bir olayda yoktum ve şahıs Mustafa Doğan İnal da Twitter üzerinden şöyle bir açıklama yaptı. Güya bana saldırı yapılmış. Silahlı saldırı yapılmış. İşte vekilin derdi ayrı. Bir de Uçan Kuş diye bir haber sitesi var. Bir tek o yoğun üstüne gitti o dönem. Haber sitesi ne de böyle yalanlayarak, böyle bir kötü bir dil kullanarak bir açıklama yaptı. Akabinde Cuma günü bir operasyon başladı. Bakın pazartesinden sonra böyle bir vahim olan yaralılar var, konvoya silahlı saldırılar var. Cuma günü bir operasyon başladığını duyurdu Gaziantep valiliği. Yakalandı, 4 gün kaldı ve savcı önüne çıkartıldı. Savcı önüne çıkartıldığında bu Yılmaz Öztürkmen yaşadıkları da çok. Savcı Yılmaz Öztürkmen ifadesinde beyanını almadı. Beyanında şunları söylüyordu. Diyordu ki bakın,
Mustafa Doğan İnal, Cumhurbaşkanı'nın avukatı. Cengiz Şimşek, OSA Organize Sanayi Bölgesi Başkanı. Osman Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Aynı zamanda eşi yargıç orada. Özgür Özdağlı, yine Fahri Konsolosluk yapıyor Şili'de. Ve Cumhuriyet Başsavcısı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş'ın ismini ver. Dedi ki, bunlar bana kumpas kurdu. Ama ifadeye alan savcı, ben bunu tutanaklara geçiremem dedi. Ara verdi. Muhtemelen başsavcıya durumu bildirdi. Sonra tutanaklara bu durum geçmeden tutuklamaya sevk etti. Hakim de aynısını yaptı. Bakın, hakim de ben bu iddianızı tutanaklara geçiremem dedi ve tutuklamaya sevk etti. Bu tutanak basına nasıl yansıdı? Duruşma sonrası avukatlar, 3 avukatı ve şüphelinin kendisi ifade tutanağının bunların geçmediğini yazılı beyanatla bildirdi. Avukatları kamuoyuna çıktı. Ali Aydar Bey, anlaşılsın diye soruyorum. Yani kumpas kurdular ama bunun detayını verdi mi? Yani orada savcının korku duyduğu şey sadece isimler mi? İsimlerle ilgili kumpas kurdular dediği detaylar mı? Aslında şöyle, detay vermedi. Yılmaz Öztürkmen neden detay vermedi? Çünkü bir şekilde de bu suçtan kendini kurtarma, bu operasyondan kurtarmaya çalışma çabası var. Çünkü geçmiş ortaklıkları anlatırım ama bana bunu yaptınız şimdilik hani bir aba altından sopa göstermedi. Ayrıntıya girmedi. Ayrıntıyı biz avukatlarından öğreniyoruz, kamuoyundan öğreniyoruz, yakınlarından öğreniyoruz. Ama şimdi bakın, başından beri olayın örtbas edilmesi, kapatılması, basına yansımaması, savcısının, hakiminin ifadede bunlara yer vermemesi, verdiği ifadeleri, şimdi şöyle bir şey olabilir bakın, hukuken dersiniz ki bu işin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Tutanağı yazarsınız, dikkate bile almazsınız. Ama kişinin beyanını tutanağa yazarsınız ve dersiniz, bakarsınız. Evet, akıl sağlığı yerinde değil, olayla örtüşmüyor vesaire. Hadi dikkate bile almazsınız, bir işlem yapmazsınız ama tutanağa geçersiniz. Bakın, şimdi saldırının ismi geçen Cumhuriyet Savcısı dışındaki isimlerin orada olduğu söyleniyor ve saldırının bunlara yapıldığı söyleniyor. Bunlar şikayetçi olmuyor. Başka birine şikayette bulunduruyorlar. Mecbur kalıyorlar kamuoyuna ve basına yansıdığı için artık olayın üstünü örtemiyorlar. Sonrasında da bakın, yani saldırı yapıldığı kişilerin isimlerini zikrediyor. Alakasız, irtibatsız kişiler değil. Saldırı yapıldığı iddia edilen kişilerin isimlerini zikretmesine rağmen tutanağa geçirilmiyor. Ki öyle olmasa bile yazmak zorunda. Yani o beyanı savcı almak zorunda. Yani bu konusu bile olmayacak bir şey. Hukuk kesinlikle yazar ama dikkate almaz. Ya da yazar, ya evet bunlara saldırı yapıldığı belli oluyor der. Ve peki nasıl bir kumpas kurdu diye soru sormaz mı savcı araştırmaz? Bakın, bu olayın üstüne gitmeyen, bu olayın derinliğine dokunmayan ve sadece yüzeysel kapatma çabasını bütün savcısında da hakiminde de görüyor. Bu iştirak anlamında söylemiyorum. Cumhuriyet savcısının baskısı olabilir mi? Olabilir. Siyasilerin baskısı olabilir mi? Olabilir. Başka bir baskı var. Şimdi bakın, FETÖ dosyalarının tamamında biz bunu gördük. Mesela İzmir'de gördük. Ya da başka bir yerde. Şimdi FETÖ barışını kim söyledi? Şamil Tayyar söyledi. Şimdi İzmir'le bağlantısına ve benzerliğine gelecek olursak mesela. İzmir'de de bir FETÖ borsası en yoğun konuşulan borsaydı. Orada da siyasiler konuşuluyordu, yargı camiası konuşuluyordu. Ve hatta oraya atanan savcı, ismini hatırlayacağım, Kamil Erkut Kamil Erkut Güre. Şimdi Kamil Bey Diyarbakır savcılığından geldi. İzmir savcısıyken ben cezaevi komisyonundayım. Komisyon incelemesi sırasında tanışmış. Biraz da muhabbet etme imkanımız olmuştu. Sonra bu olaylar patlak verdikten sonra işlerine gelmeyen başsavcıları, savcıları, yargı görevlilerinde görevden alma veya FETÖ'yle suçlama gibi organizasyonlar yapılmaktaydı. Sayın Güre ile Ankara'ya geldiğinde bir sohbetimiz oldu. Dediler ki, benimle uğraşıyor bir ekip. HSYK'ya çağrıldım, muhtemelen beni görevden alacak. Hangi ekip uğraşıyor sizinle dediğinde, İstanbul ekibi, yani pelikanı işaret etmişti kendisi. Ve sonra Yargıtay savcısı yapıldı, görevden alındı. Bir süre sonra da kalp krizinden öldü savcı. Şimdi çok benzer durumlar, yani yargı camiasına baskı, FETÖ'cü ilan etme, kullanma, siyasi baskı,
iş insanları ilişkisi ve başka bir husus daha, en yoğun FETÖ borsasının yaşandığı yerlerden biri İzmir'di, diğeri Gaziantep. Yani. Burada da Ali Aydan Bey, not düşmek açısından söylüyorum. Bu işin arkasında da bir FETÖ borsası ama işin bir ayağı olduğundan söz ediliyor. Fakat Öztürkmen bugün bir açıklama yaptı değil mi Seyhan? FETÖ bugün borsasına ismi ilişkin. Bilmiyorum da bir açıklamasını gördüm. Yerel basında daha çok çıkmış. Ben FETÖ borsası demedim diyor. Ya zaten Ali Haydar Bey'in dediği gibi benim de öngördüğüm Yılmaz Bey'in aba altından sopa gösterdiği. Siz beni tutuklarsanız veya sorunlarımı halletmezseniz konuşurum, şakır şakır konuşurum. FETÖ borsası varsa, çökme varsa bunu anlatırım diyor. Ama şimdi bir şeylerde uzlaşmışlar ki bir açıklama yapma gereği duyuyor. FETÖ borsası diye ağzından bir şey çıkmadı diyor. Ama aynı zamanda şöyle iddialar da dolaşıyor. Biz işte çok 5-6 yıldır çok fazla suça karıştık. İşte bunların hepsinin kayıtları tutuldu. Bunların hepsini ben video olarak da kaydetti. Avukatı, ki bunu yakınları, avukatı söyledi bunları. Yani o kayıtlar işte ortaya tutuklandığı gündür sanırım bunda açıklamaları yapması. O kayıtlar ortaya çıkacak. İşte bu suçlar birlikte işlenmiş suçlar da oradaki bütün yapıyı anlatacak gibi daha iddialı tehditler de gündeme gelmişti. Evet. Bu konuda herhangi bir gelişme var mı? İki dakikam var. Ali Aydar Bey, hem buna yanıt verip hem de bir hukukçu ve siyasetçi olarak son olarak değerlendirmesi de alırsak, yani Timur'un söz ettiği tüm kayıtları tutan bir isim var. Yaptığımız suçları kayıt altına aldık, video altına aldık diyen bir isim var ve bu isimlerin odağındakiler valiler, belediye başkan vekilleri, siyasetçiler. Bakın, bu işin odağında FETÖ borsası var mı yok mu, nasıl açığa çıkacak? Etkin bir soruşturma yapmayla çıkacak aslında. Mesela bu şahsın ifadesi üzerine nasıl bir kumpas diye Cumhuriyet Savcısı sorsa veya oradaki hakim sorsa, üzerine gitse, sonra aldığı delillerin araştırması, HTS kayıtları yapsa birçok şey ortaya çıkacak aslında, değil mi? Sadece FETÖ borsası ile ilgili konuşulmuyor. Bakın, FETÖ borsası ayrı. Ciddi sanayi organizasyonları yapıldı Gaziantep'te ve hatta o FETÖ'nün bütün organizasyonlarında referans olarak kullandıkları şirketler, kaynak olarak kullandıkları şirketler bir bir sıraya çekildi ve içi boşaltıldı. Ama başka şeyler daha var. Bakın, Gaziantep sınırında başka ticaretlerin yapıldı. Yani hem uyuşturucu imalatında kullanılan maddeleri yurt dışından İran ve Suriye üzerinden getirildi. Gümrükte kolaylıkla geçirildi. Bazı plastik şirketleri üzerinden mış gibi gösterilip farklı imalatlar yapılıp bir dakika. Ali Aydar Bey, vedalaşacaktım ama vedalaşmayalım. Şimdi önemli iddiaları tek tek açık şey yapıyorsunuz. Önemli bir yere geldiniz. O yüzden bir reklama gidelim. Ardından süreniz varsa lütfen bizimle kalın. Reklamın ardından devam edelim. Bunu olur mu? Varsa süreniz, tamam. Bir reklam ardından buradayız.